Merhaba, bendeniz Memnun. Burası Motocross Park Kilios. Bu videoda düz zemin üzerinde viraj dövmeyi öğreneceksiniz. Düz zemin üzerinde viraj dönerken dikkat etmeniz gereken 3 şey var. Birincisi vücut pozisyonunuz, yani viraj tekniği. İkincisi viraj dönerken kullandığınız çizgi. Üçüncüsü ise gaz kontrolü. Viraj tekniğinin temel amacı ön tekerleğin zemini tutuşunu arttırıp daha hızlı, daha güvenli ve daha zevkli bir sürüş sağlamak. Arka tekerleğin kontrolü ise tamamen gaz kontrolü ile ilgili. Viraj tekniğini uygularken en önemli hareket motosikletin selesinin önüne oturmaktır. Çünkü motosikletin selesinin en önüne oturmadığımız zaman motosikletin ön tekerleği yere yeteri kadar basmaz ve bu motosikletin ön tekerleğin yere tutuşunu azaltır. Öne doğru otururken selenin en önüne ve kalçamızı viraj yönünün tersine doğru vermemiz gerekiyor. Yani sola dönerken selenin en ön sağına, sağa doğru dönerken selenin en ön soluna doğru oturmalıyız. Düz zeminde viraj dönerken asla selenin orta kısmına oturmuyoruz. Viraj tekniğinde yapmamız gereken ikinci hareket ise dengemizi kurmak için ayağımızı uzatmak. Selenin en ön tersine doğru oturduktan sonra ayağımızı ileriye doğru uzatıyoruz. Kalçamızdan dizimize kadar depoya yapışık, sabit bir şekilde ve dizimizden ayak bileğimize kadar serbest kalacak bir şekilde ayağımızı uzatmamız gerekiyor. Ayağımızı ne çok yukarıya doğru uzatıyoruz ne de çok aşağıya doğru. Eğer ayağımızı yukarıya doğru uzatırsak kalçamızı biner yoruluruz. Eğer ayağımızı aşağıya doğru uzatırsak ayağımız yere sürter ve bu hareket dengemizi bozar. En öne oturup ayak uzattıktan sonra yapman gereken üçüncü hareket ise viraj yönünün tersindeki dizini depo grenajına kapalı tutmak. Eğer viraj dönerken tersteki dizini açık bir şekilde tutarsan kollarına yük binecektir. Kollarına yük bindiği zaman kolların gidon üzerinde kasılı kalacaktır ve gidonu rahat bir şekilde yönlendiremeyeceksin. Tersteki dizini kapalı tuttuğun zaman ise vücut ağırlığını bacaklarına taşırsın, kolların boşa çıkar ve kollarına gidonu rahat bir şekilde yönlendirebilirsin. Viraj tekniğinde yapılması gereken son hareket üst vücut pozisyonu ayarlamak. Viraja girerken en öne oturup kalçayı terse verip ayağı uzatıp terslik dizi kapalı tuttuktan sonra üst vücudun ile viraj yönünün tersine ve gerisine doğru gelmen lazım. Eğer viraj dönerken gidona kapalı bir şekilde kalırsan üst vücudun ile esnek ve rahat hareketler yapamayacağından dolayı rahat bir şekilde dengeni kuramazsın ve motosikleti kolay bir şekilde yatıramazsın. Ama üst vücudunda kendi terse ve geriye doğru verdiğin zaman motosikletin üzerinde esnek kalabilir ve motosikleti daha kolay yönlendirebiliriz. Üst vücut pozisyonunda yapılması gereken bir diğer hareket ise viraj yönünün tersindeki dirseğini yukarıya kaldırmak. Virajı dönerken tersindeki dirseğini yukarıya kaldırdığın zaman motosikleti daha kolay viraj yöne doğru yatırabilirsin. Tersindeki dirseğini çok yukarıya kaldırmaman lazım. Dirseğin omzunla aynı hizada olacak şekilde dirseğini yukarıya kaldırman yeterli. Şu an dersteyiz. Virajın girişinde kullanmam gereken çizgi virajın dış çizgisi. Eğer viraja dış çizgiden girersen hem daha hızlı girebilirim hem de virajda motoru yatırmak için daha az efor sarf etmem gerekir. Ama eğer dış çizgiden girmeyip de iç çizgiyi kullanırsan birincisi viraja girmek için ve viraja dönmek için motosikleti daha çok yavaşlatmam gerekecek. Yavaşlattıktan sonra viraja dönmek için daha çok efor sarf etmem ve motosikleti daha çok yatırmam gerekir. Viraja dıştan girdikten sonra virajın ortasına kadar hiç gaz vermemem gerekiyor. Virajın ortasına kadar hiç gaz vermediğinde zaten otomatikman virajın ortasında iç çizgide buluyorum kendimi. Virajın ortasından çıkışına doğru ise artık yavaşça gazın şiddetini arttırarak virajın çıkışına doğru yönelebilirim. Gaz kontrolünde virajın ortasındayken dikkat etmem gereken en önemli şey gazı sert bir şekilde açmamalı. Eğer gazı sert bir şekilde açarsam arka tekerlek kayar ve düşebilir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.
teşekkürler. Daha sonraki Enduro Motocross videoları için beni takip etmeyi unutmayın.